gün çok sayıda iş kazası, ev kazası, trafik kazası haberi alıyoruz. Bu durum güvenlik kültürü kavramını gözden geçirmemiz gerektiği gerçeğiyle bizleri yüzleştiriyor. Isparta'da sanayi kuruluşlarında sağlıklı ve güvenli iş koşullarının yaratılmasında sorumluluk üstlenen Gölge OSGB'nin kurucusu Erkan Tümbek, güvenlik anlayışımıza dair tespitlerini Eko Gündem'de anlatıyor. Sektör ya da çalışan sınırı olmaksızın her işletmenin ortak noktası iş güvenliği. Sektör müstakil bir yasaya 2012 yılında kavuştu. Kademeli olarak yürürlüğe giren yasa, sağlıklı ve güvenli iş koşullarının yaratılması doğrultusunda yaptırımları beraberinde getirdi. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yetkilendirilen kuruluşlar da ortak sağlık güvenlik birimleri oldu. Isparta'da hizmet veren Gölge OSGB'nin yönetim kurulu başkanı, A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve maden mühendisi Erkan Tümbek'in iş güvenliği konusundaki tecrübesi 6331 sayılı yasadan çok daha eskilere dayanıyor. Yaklaşık 8-10 sene önce maden müşavirliği firması kurdum. Maden ocaklarında teknik nezaretçilik adı altında bir nevi iş güvenliği uzmanlığını yaptım. Maden ocaklarında iş güvenliği konusu diğer sektörlere nazaran çok daha önceden başladı. Ve 2012 yılında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetmelikler, kanunlar çıktıktan sonra biz de bu sektörde yerimizi aldık. Bir nevi sizin de söylediğiniz gibi önceki yaptığımız işi, madenlerde yaptığımız işi, otellerde, mobilya fabrikalarında ve başka sektörlerde devam ettirdik. Tümbek, ulusal iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasında sorumluluk üstlendiklerinin altını çiziyor. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bir kuruluşuz. Ve kanunlar ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde görevlerimizi yerine getireceğiz. Örneğin makina konusunda bir sorunla karşılaştığımızda makina ekipmanları yönetmeliğine bakacağız. Madenlerde bir sorunla karşılaştığımızda ya da görevimizi ifa ederken maden işleri yönetmeliğine bakacağız. Ama esas konu bu değil. Onlar sadece bizlere yardımcı olan kanunlar, yönetmelikler. Esas mesele ulusal iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak. Hepimiz bunun bir parçasıyız. Bir katkı yapacak, tek başına ulusal iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturamayacak. Sizler de bunun bir parçasısınız. Örneğin bu programın bilfiil yapılıyor olması ulusal iş sağlığı ve güvenliği kültürüne çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Kamu spotları, gazetelerde yine keza bu anlamda bilgilendirici röportajlar. Bunların hepsi ulusal iş sağlığı ve güvenliği kültürüne katkı sağlayacaktır. Tümbek, kazaların önlenmesi için öncelikle kadercilikten ve bana bir şey olmaz anlayışından kurtulmak gerektiğini belirtiyor. Ülkemizde sizler de biliyorsunuz en çok kullanılan laf bir şey olmaz lafı. Ya da takdir-i ilahi, kader lafı, bütün bunlar bizim ortadan kaldırmak istediğimiz anlayışlar. Yenilikler ve değişim karşısında toplumca gösterdiğimiz direnç iş kanununda da kendini gösteriyor. Sigara yasağı ya da emniyet kemeri kullanımında olduğu gibi iş güvenliği konusunda da uyum oranı zaman içinde artacaktır diyor yönetim kurulu başkanı Erkan Tümbek. Eskiden otobüslerde sigara içiliyordu. Kanun çıktı. İlk başta direnç oldu. Fakat daha sonra şu anda otobüslerde sigara içilmiyor. O gün için otobüslerde sigara içilmemesi enteresan karşılanırken bugün otobüslerde sigara içilmesi inanılmaz hale geldi. Yani kimse inanamıyor artık. Yani otobüslerde sigara içildiği zaman büyük bir fecaat olarak algılanıyor. Yine aynı şekilde kahvelerde sigara içilmesi söz konusuydu. Bugün kahvelerde sigara içilmiyor. Bu anlamda her şeyden önce bizim kültürümüzü, algılarımızı ve yaşama alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Kazalar sadece iş yerlerinde meydana gelmiyor. Her an, her yerde, her koşulda kazaları önlemenin yolu güvenlik kültüründen geçiyor. Bir kaza iş yerinde oluyorsa ve bu kişi sigortalı ise bunun adı iş kazası. Ama evde olan kaza iş kazası değil. Dolayısıyla bizim her şeyden önce güvenlik kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Müzik
Erkan Tümbek ve ekibi maden ve turizm ağırlıkta olmak üzere Isparta, Burdur, Antalya yöresinde çok sayıda kuruma sağlıklı ve güvenli iş koşulları yaratılmasında çözüm ortaklığı yapıyor. Yaklaşık 360 iş yeri sicimine hizmet veriyoruz. Ağırlık olarak tabii daha önce en iyi bildiğimiz iş maden konusu olduğu için maden ocaklarında, otellerde, Antalya Turizm Bölgesi olması hasebiyle otellerde ve güvenlik şirketlerinde ağırlıklı olarak bu sektörlerde hizmet veriyoruz. Sahada yaşanan iş süreçlerini de özetliyor yönetim kurulu başkanı. İlk yaptığımız tehlike kaynaklarını tespit etmek. Bunun için risk değerlendirmesi yapıyoruz. Zaten önce tehlike kaynağını bulacağız ki tehlike kaynağını ortadan kaldırdığımızda iş kazalarını bir nevi azaltmış ya da yok etmiş olacağız. Eğer tehlike kaynağını ortadan kaldıramıyorsak ikame yöntemi uyguluyoruz. Yani çok tehlikeliyi az tehlikeliyle yer değiştiriyoruz. Az tehlikeliyi çok tehlikelinin yerine koyuyoruz, ikame ediyoruz. Hemen bir örnek vereyim. Bir makinamız var fabrikada. Bu makina çok tehlikeli, her türlü önlemi alıyoruz. Mühendislik önlemleri alıyoruz, koruyucular takıyoruz ama çok tehlikeli olmasını engelleyemiyoruz. Her an iş kazası olabilir çünkü tehlike kaynağı mevcut. Bu durumda başka bir makine onun yerini alarak az tehlikeli iş kazası oluşturmayacak. İş kazasına sebebiyet vermeyecek az tehlikeli bir makineyi onun yerine koyuyoruz. Dolayısıyla buna ikame yöntemi diyoruz. Üçüncü uyguladığımız yöntem de mühendislik önlemleri almak. Daha sonra kişisel koruyucu donanım devreye giriyor açıkçası. Yüksekte çalışıyorsanız paraşüt tipi emniyet kemeri kullanırsınız. Ve yüksekten düşme meydana geldiğinde sizin hayatta kalmanızı, askıda kalmanızı sağlar. Şirketlerin farklı şehirlerdeki şubelerinde ve yapılanmalarında iş güvenliği konusunda tek merkezden hizmet alması, bütünlüğün sağlanmasına katkı sağlar diyor Erkan Tümbek. Kurumsal firmalarda bu prosesleri oluşturduğumuzda ilgili firma, birden çok iş yeri sicili varsa hepsini kendi firmalarında, kendi iş yerleri sicillerinde aynısını uygulaması kolay oluyor. Eğer farklı OSGB'lerden hizmet alırsa her OSGB'nin farklı yöntemleri olabilir. Standartizasyon hadisesi tek OSGB ile çalıştığı zaman mümkün olmakta. Yönetim Kurulu Başkanı Tümbek rakamların diliyle konuşuyor. Ülkemizde ve dünyada oluşan iş kazalarının %98'i önlenebilir kazalar. %2'si doğal afet, sel, deprem gibi önlenemez kazalar. Ne demek istiyorum? Çalışanlardan kaynaklanan, yani çalışanların kusurlu davranışından kaynaklanan kazaların oranı ise %80. Geriye kaldı %18. Biz işverenlerle şu anda çok açıkça iddia ediyorum ki belirli bir noktaya geldik. İşverenler bizim dediklerimizi artık yapıyorlar. %18'i de hedefledik. %18'in belki %15'lik kısmını yok ettiğimizi iddia edebilirim açıklıkla. Çalışanlarda davranış değişikliği yaratmak çok da kolay olmuyor. Bunun için zamana ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor Erkan Tümbek ve süreci Avrupa ile kıyaslıyor. Çalışanların iş güvenliği kültürünün oluşması. Bunu tek başına yapamayız. Biz bir inşaatta çalışıyorsak onların anladığı dilde ve sohbet edercesine, hatta bazı fıkralarla hadiseyi anlatıyoruz. Fakat bu bir yıl meselesi, yılların geçmesi lazım, bir süre meselesi, belirli bir sürecin geçmesi lazım. 17. yüzyılda Avrupa Ramazzini meslek hastalığı tanısı tarif etti. Ne dedi? Bir hasta geldiği zaman ne iş yapıyorsun diye sordu. Ve meslek hastalığı tanımı 17. yüzyılda İtalyan doktor Ramazzini tarafından ortaya kondu. Aradan 300 yıl geçti. Biz yeni başladık. Yeni başlıyor olmamız, başlamamız çok iyi. Ve kesinlikle herkesin, her vatandaşımızın, her devlet kurumunun, her devlet memurunun, her otoritenin destek sağlaması lazım. Yoksa sadece OSGB'lerle yol alabileceğimiz bir konu kesinlikle değil. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Tümbek sürecin iş sağlığı boyutunu ele alarak sözlerini noktalıyor. Bizim işimiz olmadan önce tırnak içerisinde. Bugün bir beyin cerrahı çok önemli iş yapar. 100 bin dolar para olur. 150 bin dolar para olur. İnanılmaz bütçeler, devlet kaynakları ve
vatandaşlarımızın kaynakları gider. Fakat önemli olan o çalışanı ya da o vatandaşımızı beyin ameliyatı olacak noktaya getirmememiz. Bu da nasıl olacak? Sağlıklı ortamlar üreteceğiz. Örneğin bir iş yerinde asbest miktarı ya da karbon monoksit miktarı maruziyet sınır değerlerinin üzerindeyse orada çalışma yapılmayacak. Sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlarsak sağlıklı nesiller gelişebilir. Bu bir iyileştirme sürecidir. İşin iş sağlığı yönü de var, iş güvenliği yönü de var. Dolayısıyla çalıştığımız ortamların sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak belki birçok ölümlü iş kazasının olmasını engelleyecek, birçok meslek hastalığının olmasını engelleyecek. Biz bunları insanlara anlatamayacağız. Yani kaç kişinin canını kurtardık, kaç kişiyi hasta olmaktan alıkoyduk. Biz bunları anlatamayacağız insanlara ama bunun hiç önemi yok. Bizim zaten kuruluş amacımız ulusal iş sağlığı ve güvenliği kültürüne bir nebze olsun katkı sağlayabilirsek kuruluş amacımızı gerçekleştirmiş olacağız. Gölge Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak sloganımızı tekrar etmek istiyorum. Gölgenizi güvenin, sizi asla yalnız bırakmaz.